Maalesef geçenlerde bu tip bir ilanla karşılaştık. Çalıştıracak pasif mühendis arıyoruz diye. Ee, bu tip şeylere aman vermememiz lazım. Deprem bölgesinde yapı incelemelerine katılan Erzurum İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdülkadir Orhan önemli açıklamalarda bulundu. Yıkılan binaların %98'den fazlasının 1999 yılı öncesi inşa edildiğini, 132 binanın da yeni yapıldığını belirten Orhan, temel sebebin beton kalitesi olduğuna dikkat çekti. Biz e, 132 tane binanın denetim faaliyetini tam yürüten öğrenmemişsiniz ki bu binalar yıkılmış. Bu noktada da e, sadece yapı denetimler olarak değil, e, yapı denetim hizmeti alan binaların dahi başında o ruhsatta ismi geçen şantiye şefinin kendi meslektaşımızın yerinde bulunmamasından kaynaklı bu tip sıkıntılarla karşılaştığımızı gördük. Yaptığımız incelemeler ve araştırmalar sonucu yeni binaların yıkılma sebeplerinin birçoğunun beton kalitesinden kaynaklandığını gördük. Şantiye şefliğine ilişkin yasal düzenlemelerinde revize edilmesi gerektiğini söyleyen Oda Başkanı Abdülkadir Orhan, usta ve işçilere de sorumluluk yüklenmesi gerektiğini belirtti. Bu noktada bizim kanun ve tüzüklerimizin de değişmesi lazım. Ne yazık ki şu an yürürlükte olan şantiye şefliği kanununda e, bir inşaat mühendisinin 5 ayrı şantiyeye bakabileceği noktasında bir kanun var. Bizim şu önerimiz de var. E, i̇nşaatlarda sadece müteahhite mühendisi sorumluluk yüklemek değil, gerekirse usta ve işçilere de sorumluluk yüklememiz gerektiği noktasındadır. Maalesef e, geçenlerde bu tip bir ilanla karşılaştık. E, çalıştıracak pasif mühendis arıyoruz diye. E, bu tip şeylere aman vermememiz lazım.